Arkadaşlar iyi hafta sonları. Şimdi yarın bir grup dersim olduğu için video çekemeyeceğim. Muhtemelen yorgun olacağım. Şimdi cumartesi akşamı bu işi aradan çıkarayım dedim. Şimdi bu video ne konuşacağız? Tabii ki elinizde dolar var ve dolar gevşediği için canınız yanıyor. Bir sürü konuşulan her şey var. Bir sürü bilgi kirliliği var ve kafanız devamlı karışıyor. Ne yapabiliriz? Önümüzdeki 3-4 ay bizi ne bekliyor? Nasıl bir süreç bekliyor? Geçen günkü gerçi videoda atmaya çalıştım ama burada birazcık daha uzun konuşacağız. Hani buradaki zararlarımızı nelerden telafi edebiliriz'i daha çok konuşmaya çalışacağız ve bunun da sebebini konuşacağız. Ama ondan hepsinden önce aslında bu konuyla da çok ilgili. Çünkü niye? Sizler çoğunuz arkadaşlar çok haklı olarak finansal piyasalar sizin uzmanlık alanınız olmadığı için ve olmak zorunda da değil. Son bir seneden beri işte televizyondaki, internetteki algılara kapılıp bir şekilde birilerinden de duyup dolar aldınız ve bu dolardan ciddi anlamda bir zarar ettiniz. TL bazında bakın gene söylüyorum aslında zarar etmediniz. Sadece yüksek fiyattan almış oldunuz ve bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Geçen günkü bizim yaptığımız serzenişin de sağ olun hepiniz bir kere şöyle söyleyeyim. Hakikaten 300-400 tane mail geldi. Telefonuma 300-400 tane mesaj geldi. Hakikaten Allah hepinizden razı olsun. Çünkü beni o kadar iyi anlamışsınız ki ve olayı da o kadar güzel kabullenmişsiniz ki naif bir şekilde. Çünkü niye? Şimdi YouTube arkadaşlar bu YouTube'un bir algoritması var. YouTube'da sizin yayınladığınız videolar beğenilmediği zaman, yorum yapılmadığı zaman, aboneniz artmadığı zaman YouTube bunu önemsiz bir video gibi görüp insanlara göstermiyor. Ama siz bugün YouTube'a dolar yazdığınız anda sizin o zarar etmenize sebep olan insanların videoları çıkıyor. Bunun da gene ne yazık ki en büyük suçlusu gene halkımız oluyor. Çünkü o insanların videoları beğenilirken YouTube diyor ki ya diyor bu diyor kaliteli bir video ben bunu basayım insanlara. İnsanlar da yani gayri ihtiyar olarak YouTube'a dolar bastığında dolar 12 olacak, ülke batacak diye bir başlık görünce adam döviz bürosuna koşuyor. Şimdi sizler, bakın arkadaşlar sizler bir kanalı büyütürsünüz. Yani zaten o günkü serzenişimin sebebi oydu. Yani zaten bakın biz trollerle uğraşıyoruz. Görmediğiniz bir sürü şeyler var. Yediğimiz küfrün haddi hesabı yok. Yazılan lafların haddi hesabı yok. Ben kendim sitemde bana mail atan, canı sıkılan, zorda olan herkesle akşamları mümkün olduğunca samimiyetine güveniyorsam konuşmaya çalışıyorum. Onlar zaten beni yeteri kadar negatif yüklüyor bana. Ve dolayısıyla da artık ben de bir insanım. Bu kadar insanın sıkıntısı, sorunu elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz her şekilde. Eğitimlerde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Konuşarak insanları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Size 6.30'da kalkıp video çekiyoruz. Dolayısıyla biz de bir insanız ve bunun karşılığında ne bir para alıyoruz ne bir şey alıyoruz ama bir bakıyorsunuz ki kötü yolda gidenler hep ileri gidiyor. Siz doğru yolda gidiyorsunuz, daha çok cefa çekiyorsunuz ama geridesiniz. Ama bunu kompanse edecek insanlar da işte siz dersiniz. Zaten bunu son video o kadar güzel gösterdiniz ki hakikaten çok teşekkür ediyorum. Gücünüzü o kadar güzel gösterdiniz ki ve video arkadaşlar yaklaşık 500-600 tane yeni insan geldi. Yeni insanlar gördü. Ya inanabiliyor musunuz? Adam bir yıldır ben her gün video atıyorum her sabah. Belki tek her sabah piyasa açılmadan yorum atan kanalım. Adamlar beni daha yeni görüyorlar. O da sizin sayenizde. Zaten işte sizden rica ettiğim bu. Eğer ki bu şarlatanlara karşı bizim gibi düzgün, sırf bu ben de değilim. Diğer kardeşlerimizi de destekleyin. Onların da videolarını beğenin. Çünkü sizler beğendikçe bu videolar insanlara ulaşacak. Sizler o kanalları büyüteceksiniz. Emin olun yani bir takım taraftarı gibi birazcık hani üşenmeyin o beğen tuşuna basmaya. Çünkü çoğunuzu da gerçi haberi yok mu? Çoğunuz öyle söyleriz. Bu belki benim de bir hatam. Yani ben size her video o samimiyetsiz insanlar gibi işte videomu beğenin, videomu paylaşın demek de istemiyorum. Bakın ama bir yerde de demek zorunda kalıyoruz. Çünkü yaptığımız işin bir anlamı olmuyor. Ama de tekrar söylüyorum. Son video gördünüz ne yaptığınızı. Bunu siz yaptınız. Ben yapmadım. Ben her zamanki gibi yorumumu yaptım. Siz bunları
Siz bu desteklemeleri belki 5-6 aydan beri yapıyor olsaydınız, emin olun arkadaşlar, birçok ailenin ocağı sönmeyecekti. Birçok insan zarar görmeyecekti. Lütfen başka insanların da zarar görmesini istemiyorsanız lütfen bu videoları beğenin, yorum yapın. Diğer kardeşlerimizin de yapın. Bakın düzgün, sırf benim değil. Düzgün işi yapan bir sürü kanal var. Hakikaten yani 3-4 yer daha var. Onları da destekleyin. O kardeşlerimiz de farklı analizlerle çıksın. Yeter ki ortam şarlatanlara kalmasın arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi son video yaptığınız gibi desteklerinizi hakikaten esirgemeyin. Çünkü dediğim gibi kanalı siz büyüteceksiniz. Şimdi hani arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü niye? Çoğunuzun hikayesi böyle başladı. Yani çoğunuz işte YouTube'a dolar yazdınız veya televizyonda bir kanalı açtınız. Korktunuz ve korkunuzla dolara gittiniz. O yüzden bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla başka insanların da başına gelmesin. Düzgün kanalları destekleyin, büyütün ki insanlar doğru mesajı alsın. Bakın son yaptığınız video, yani son benim yaptığım videoda neler başardığınızı kendiniz görün. Yani başka bir şey dememe gerek yok. Tekrardan çok teşekkür ederim. Şimdi kısaca arkadaşlar, işte bu hafta FED var, o var, bu var. Şimdi bir herkesten bir ses çıkıyor. İşte öyle olacak deniyor, böyle olacak deniyor. Şimdi bir kere FED'den faiz kararı var 30'unda. Şimdi önce bir bakalım. Dünyada ne oluyor? Hani dolar değer kaybediyor diyorlar, bir şey diyorlar, herkes bir şey anlatıyor. Şimdi arkadaşlar bakın, kimin ne dediğinin önemi yok. Niçin diyoruz size biraz teknik analiz öğrenin, biraz grafik bakmayı öğrenin? Çünkü eğer ki biraz teknik analiz öğrenirseniz dünyada neler olduğunu zaten siz kendiniz de göreceksiniz. Bakın Amerikan 10 yıllık faizleri. Tamam mı? Hani şimdi faiz indirecek deniliyor bilmem ne ya. Şimdi zaten Amerikan 10 yıllıkları 3.25'ten beri faizler 2'lere kadar geldi. Ve ben burada son bir aydan beri diyorum ki arkadaşlar bakın faiz artık zaten bunu sattı, bu fiyatlamayı yaptı. Artık bu saatten sonra belki o algıyla indirdiği faizi belki de hani indirmeye de bilir, ters köşe yapabilir. Yani nasıl 3.25'lerdeyken herkese 3 ya da 4 faiz artışı yapacağım kardeşim ben işte bekleyin dedi. Sonra ne oldu? Powell çıktı, bir anda güvercin konuştu. Şimdi dünyada dolar endekslerini görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar DXY yani dolar endeksleri, dünyadaki dolar paritesi. Şimdi baktığınız zaman son 4 gündür rally var. Bunun da en büyük sebebi şuradaki düşüş trendini kırmış olması ve geçen haftaki analizlerde şurada bir ters omuz baş omuz olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ve bu hareketin devam edeceği gibi. Şimdi ayın 30'a 31'ine kadar böyle bir hareket başladıysa demek ki dolar endekslerinin kuvvetlenme, satın alması devam edecek gibi. Peki bizde hemen hemen aynı ligde olan dolar Güney Afrika randı, USD zar, bakın hep söylüyorum. USD ruble, rubleye karşı dolar, bakın geçen hafta özellikle cuma günü ve perşembe günü dolar endeksleri burada Güney Afrika randına karşı 2 günde rally yaptı. Yani dolar değer kazandı ciddi anlamda. Bu kadar dolar değer kazanırken yurt dışında arkadaşlar içeride hiçbir şekilde bir tepki veremedi. Şimdi içeriği konuşalım. Şimdi dışarıyı gördük. Şimdi içeride arkadaşlar Merkez Bankası Başkanı'nın alınmasına gideceğim 5.80'i görmemize. Oradan işte 5.50-5.58'lere gelmişti. Şimdi hep şunu dedik, bakın dedik, düşüş trendi var 6.25'ten beri. Ve dedik ki bu 6.15'lerde 6'larda arkadaşlar piyasa oyuncuları bu Katsa'dan S400'den kötü bir fiyatlama yapmıyor, olumluyu fiyatlıyor dedik, bas bas bağırdık. Bunu daha önce hatırlarsanız papaz bırakılırken de söylemiştim. 6.25'lerden aşağı doğru dönerken şu lafı demiştim. Arkadaşlar piyasa papazın bırakılacağını fiyatlıyor. Bakın sakin olun dedik. Ama sizler duygusal davranmanızla işte yok reis onu ölse de bırakmaz. Bak işte görüyor musun reis ne dedi, hayatta bırakmaz. Ne oldu, bıraktılar. Dolar TL 5.15'e geldi. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar şunu demek istiyorum. O ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi, bu ne dedi. Bunlara bakmayın. Bakın bizim eğitimlerde en çok anlatmaya çalıştığımız şey şu. Teknik analiz değil. Teknik analizle yatırım yapılmaz. Teknik analiz sizin yatırım yapmanıza bir araçtır. En önemli de araçtır. Ondan önce
piyasanın algısını anlayıp, piyasanın neyi fiyatlayıp neyi fiyatlamadığını anlayıp, yani aslında trende binmeye çalışırsınız. O trendi de teknik analizle takip edersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla önce bu işin mantığını anlayıp neyin fiyatlanıp neyin fiyatlanmadığı, neyin fiyatlar içinde olduğu, hangi olumluluk, hangi olumsuzluğun fiyatların içinde olduğunu bir anlamaya çalışın. Şimdi dedik son 3 gündür, 4 gündür dünyada dolar endekslerinde bir rally varken şöyle ikisini yan yana koyayım arkadaşlar. Güney Afrika dolar ve dolar TL. Şimdi 2 gündür burada rally var. Yaklaşık %10'a yakın bir rally yaptı. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar faiz indirilmesine rağmen yukarı gidemedik. Şimdi buradaki sonuç şöyle gibi gözüküyor arkadaşlar. Haftalık grafiğimiz bu. Şimdi bir kere şöyle bir düşüş trendimiz var artık haftalıklarda şu 6.25 tepesiyle beraber yeni. Yukarıda artık bu düşüş trendi 6.05'lere geliyor bu hafta. Bollinger bantlar daralacak. Burada RSI bir çift dip yapmaya çalışıyor gibi. Ama burada eğer olumlu hava devam ederse 5.50'lere doğru bu sarkma devam edebilir dolarda. İşte ama faiz indirim süreci olacağı için sanki hani yani 5.50'lerin çok altına gelmez sarksa bile, ama buralarda muhtemelen 5.80 işte 5.57 belki 5.50 5.80 5.50 aralığında arkadaşlar bir yaklaşık bir 4-5 hafta burada bir dip çalışması yapacak. Burada bantlar gelecek, daralacak. Ondan sonra faiz tekrar indirimleri devam ettiği takdirde şu düşüş trendimiz de alçalmış olacak ve bunu kırmaya oynayıp belki bunu kırıp tekrardan bir 6.25'lere doğru belki o zaman bir hareket başlayacak. Onun haricinde şu anda dolar TL'de zayıf seyir dünyaya göre de içeride de devam ediyor. Ve her ne kadar RSI tarafında şu 5.58'i çok kırmak istemiyor gibi olsa da şimdi şöyle düşünün. Dünyada dolar bu kadar değer kazanırken ve biz faiz indirildiğini açıkladığımız halde dolar yukarı gidemiyorsa, olumlu birkaç haber geldiğinde bu 5.58 kırılır mı? Arkadaşlar onu gözlemlemek lazım. Artı işte şurada bakın şöyle bir ufak bir çıkış trendimiz de var. Bunu bir ihlal etti, üstüne attı. Ama dediğim gibi belki dünyada dolar endeksleri değer kazanmasaydı belki aşağı doğru çekilme devam edecekti. Ama bantlar daraldı iyice, bakın bantlar daraldı. Doların yukarı doğru ivmelenmesinin hızlanması için 5.80'in yukarı doğru kırılması lazım. Ne zaman ki 5.80 yukarı doğru geçilir arkadaşlar, dolardaki düşüş trendi yerini 5.93-6 bandına doğru bir harekete bırakır. 5.80 geçilmeden şu yatay bant gider gelir. Şimdi şöyle bir bakalım. Yarım saatliklere bir bakalım. Şimdi ne demiştik? Şurada bakın. 5.80 şu bölge, şu bölge. Çok önemli Merkez Bankası'nın alınması, başkanın alınması. Şu 5.83-87 biliyorsunuz burada bir direncimiz var. 5.84'lerde. Şurada bir düşüş trendimiz var demiştik. Cuma günü faiz kararında buraya attı üstüne ve gerisin geriye çakıldı. Bunu bir satış fırsatı olarak değerlendirdiler. 5.61'e kadar geldi, sonra 5.68'lere tepki yaptı. Çünkü dünyada dolar kuvvetlendiği için buradan tekrar alış geldi. Şimdi baktığınız zaman önümüzdeki hafta tekrar söylüyorum. 5.74'ler önemli olacak. 73.84 tepesi, işte 70.80, 71.90 buralar direnç olacak. Aşağıda gene 5.61'ler çok önemli bir destek olacak buralar. 5.61'in altında arkadaşlar 5.58'ler olacak. Dolayısıyla 5.61'in altına gelmediği sürece 5.61-5.74 arasında geçeceğiz gibi. Önümüzdeki hafta dolar endeksleri kuvvetlenmeye devam ederse belki tekrardan 5.74'lere gelebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, 5.80'lerin üzerine artık geçmediğimiz sürece dolar TL'de bir trend dönüşümü çok beklemeyin. Daha çok bir yataya gireceğiz gibi. Yani işte 5.70, işte 5.80, işte 5.58, 5.60 şu bandı birazcık daha öreceğiz. Yani günlüklerde şurada birazcık daha sıkışacağız. İşte ondan sonra bakalım, yani bu kadar
doların kuvvetlenmesine rağmen, faiz indirimine rağmen 5.80'in üzerinde kalamıyorsak, yani bu bir zayıflık göstergesidir. Dolayısıyla o yüzden söylüyorum, hani çok ilginç bir olay dönüyor. Sanki kuru biraz yataya almak istiyorlar. Tekrar dediğim gibi sanki yaz aylarında daha çok 5.80, işte yukarıda 5.93, aşağıda 5.58 ve 5.50 gibi böyle bir geniş bir bantta yatay bir haftalık kuvvetlenme, bir güç toplama evresine gireceğiz. Bakın şu bölgede. Ve ne zaman ki Bollinger orta bandın tekrar üstüne çıkacağız. İşte o zaman arkadaşlar dolar TL tekrardan kuvvetleniyor arkadaşlar. Buradaki de düşüş trendini kırmaya gidiyoruz diye konuşuyor olacağız. Ondan önce çok fazla arkadaşlar bir şey beklemeyin. Tekrar tekrar söylüyorum. Doğru insanları takip edin. Kendinizi üzmeyin. Birazcık ekranlardan uzak durun. Çünkü bir düzeltme süreci yaşanacak. Heyecanlanmayın her gün. Aa, çıktı mı indi mi diye. Hani bu Jet Sosyal'de vardı ya, adam devamlı panik oluyor. Dolar ne oldu? Dolar ne oldu diye. Halk olarak o hale geldik. Yani uykunuzdan fırlayıp dolar ne oldu diye bakıyorsunuz. Gerek yok. Gene söylüyorum. 10 bin dolarınız varsa, 5 bin dolarınız varsa gene 5 bin dolarınız var. Değişen bir şey yok hayatınızda. Ne zaman ki amatör oyuncu olarak banka makaslarıyla bunu buralardan ben dur satayım. Aa, 5'e düşüyormuş, 5'in altına iniyormuş diye satıp alta gelmez kaptırır yukarı dönerse işte o zaman arkadaşlar gerçekten psikolojiniz bozulur. Gerek yok. Bunları yapmayın. Sakince beklemeye devam edin. Ve niye böyle bir ortamla karşılaştık diye sorarsanız diye de onun da cevabını vereyim. Çoğu insan bunun cevabını da veremiyor çünkü. Onu ben şöyle cevaplayayım size. Bir finansal piyasa oyuncusu olarak. Şimdi diyorsunuz ki ya abi o kadar kötü şeyler oldu. Bu dolar nasıl düşüyor? Güzel kardeşlerim, bakın. Finansal piyasalar her zaman, yani artık bu zaten bir böyle bir ders gibi oldu. Ama geçen video hakikaten beni desteklemenizden dolayı da gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Nedir? Finansal piyasalar her zaman arkadaşlar beklentileri satın alır ve gerçekleşti mi satar. Şimdi dolar TL'yi hatırlayın. İlk hareketler 3 liralardan başladı, 4 liraya gitti, sonra 4 liralarda bir sıkıştı ve 4 liradan 7.20'ye arkadaşlar 3 ayda gitti. Yani dolar TL bunu zaten fiyatladı, bu olumsuzluğu. Sonra ne oldu? Bütün bu olumsuzluklar olmaya başladıkça ne oldu? Hep fiyatlar düştü. Siz ne dediniz? Ya dediniz kardeşim, ülkede bu kadar kötü enflasyon geliyor, şirketler batıyor, bu dolar nasıl düşecek? Sonra biz dedik ki ya arkadaşlar bakın, dolar gevşiyor işte, papazı da bırakırlarsa altının altına gelir. Sen ekonomist misin? Sen ne anlarsın? Bilmem ne, papazla ne alakası var? İşte bak güzel kardeşim, acaba bunlar hep önceden fiyatlanmış olabilir mi? Sen acaba 3 ayda %50, %60, hatta son bir yılda birebir yapmış bir enstrümanı en tepesinden almış olabilir misin güzel kardeşim? Hiç soruyor musun kendine? Şimdi arkadaşlar, insanız, hepimiz hata yaparız. Önemli olan şey şu: İnsanlar neden hata yaptıklarını bilirlerse o hataya bir daha düşmezler. Ama biz hatayı nerede yaptığımızı duymak istemiyoruz. Hatayı burada yaptık. Çok primli bir şeyi en tepeden aldık, burada almadık, burada almadık, gittik burada aldık ve bir düzeltmeye maruz kaldık. Ve bu düzeltme de arkadaşlar biraz daha devam edecek. Ne zaman ki bu düşüş trendi işte haftalıklarda ve aylıklarda kırılacak, tekrardan bir yukarı git gelecek. Ama şu anda çok fazla bir şey beklemeyin. Sakince arkadaşlar beklemeye devam edin. Panik olmayın. Panik yapacak çok fazla bir şey yok. O yüzden lütfen panikle işlemler yapıp elinizdeki doları azaltmayın. Forex platformlarını kullanabiliyorsanız, bakın Forex platformları derken de tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Forex platformları derken şundan bahsediyorum. İşte Viyop kontratları, MetaTrader, özellikle Meta platformları 23 saat açık. Burada eğer ki kaldıraçı kullanmazsanız, üstüne basa basa söylüyorum. Yani 10 bin doların varsa 10 bin dolarlık, 20 bin doların varsa 20 bin dolarlık. Doları satıp almaya çalışıyorsan süper.
Hiçbir problem yok. Çünkü banka makaslarında 1000-1500 lira zaten dayak yiyorsunuz. Ama gidip de işte o Forex platformlarına şeytan sizi dürtükleyip o 1'e 10 kaldıraşı kullanır. 10 bin dolarınız varken 100 bin dolarlık pozisyon açarsanız arkadaşlar işte o zaman batarsınız. Bunu kesinlikle yapmayacaksınız. Ve bu Forex platformlarını arkadaşlar SPK lisanslı kurumlarla halledin. Dışarıda merdiven altı kurumlarla iş yapmayın. SPK'nın onay verdiği Türkiye'deki firmalarla çalışın. Bununla ilgili benim Ağustos sonu veya Eylül başı bir çalışmalarım var. 2-3 kurumla konuşuyorum. İnsanlara gerçekten Forex'i, borsayı, Viyo'yu, yanlışlarını ve doğrularını düzgün bir şekilde anlatacağımız, bu platformları nasıl kullanacağınızı öğreteceğimiz bir seminer, ücretsiz bir seminer düzenlemeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun, hazırlıklı olun. Ağustos sonu veya Eylül başı arkadaşlar. Çünkü bu işi kumar gibi oynadığınız için para batırıyorsunuz. Kumar gibi oynamaz yatırım yaparsanız para kazanırsınız. Ama siz kumar tarafına geçiyorsunuz. Niye? Çünkü bunlar size anlatılmıyor. Yani size profesyonel bir oyuncu olmadığınız halde size 1'e 10 kaldıraç kullanma izni veriliyor. Bence zaten bu da yanlış. Hani SPK'ya kızıyorlar ya işte 1'e 100 kaldıraçı kaldırdı diye. Çok iyi etti. Vallahi bence 1'e 10 kaldıraçı da düşürsünler. Ha şu var. Teste tabi tutarlar. Profesyonel kardeşlerimizi, trader kardeşlerimizi. Onlar seviyelerine göre isterlerse onlara 1'e 200 yapsınlar. Sıkıntı yok. Ama benim ufak yatırımcımı, amatör oyuncumu 1'e 10 kaldıraç bile arkadaşlar fazla. O yüzden lütfen ve lütfen kaldıraç işine girmeyin. Viyop'ta da kaldıraç işine girmeyin. Paranız kadar işlem yaparsanız arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Paranızdan fazla işlem yaparsanız arkadaşlar sermayenizi bitirirsiniz. Lütfen ve lütfen yapmayın. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar söylüyorum. Bu kanalı sizler büyüteceksiniz. Diğer insanların doğrularını duymalarını sizler sağlayacaksınız. Bizler anlatıyoruz, video çekiyoruz. Bizim görevimiz burada bitiyor. YouTube'da iş geri arkadaşlar sizde. O yüzden lütfen eminim zaten artık destekler artarak devam edecek. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hakkınızı helal edin, sağ olun. Gerçekten çok onurlandırdınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı haftalar. İnşallah pazartesi sabahı görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.